Sevgili öğrencilerimiz merhaba. Dersimize hoş geldiniz. Bugün sizlere matematik dersinden bir sayıyı 10 ve katları ile çarpalım adlı konumuzu anlatacağım. Konumuzun adından da anlaşılacağı üzere bugün beni dikkatli ve güzel bir şekilde dinlediğiniz takdirde neler öğreneceğiz sizlerle beraber? Herhangi bir sayıyı 10 ve katlarıyla kısa yoldan nasıl çarparız? Onu hep birlikte öğrenmiş olacağız. Eğitici, eğlenceli ve sıra dışı örneklerden oluşan bir derse hazır mısınız? Dersimiz başlasın o zaman. Sevgili öğrencilerimiz, herhangi bir sayıyı 10 ve katıyla çarpabilmek çok kolaydır. Bir sayıyı 10 ve katlarıyla çarptığımızda o sayının kendisini çarpım bölümüne yazarız. 10 ve katı olan sayıdaki sıfır sayısını da hemen o sayının sağına yazarız. Kaç tane sıfır varsa o kadar sıfır ekleriz. Şimdi birkaç örnek yapalım. Çok kolay bir şekilde anlayacaksınız. 36 ve 10 sayılarını çarpıyoruz. 10 ve katı olmayan 36'yı hemen çarpım bölümüne ekliyoruz. Ve 10'daki bir tane sıfır var görüyorsunuz. 10'daki bir tane sıfırı hemen 36'nın sağına ekliyoruz. Sonuç nedir? 36 ile 10'u çarptığımız zaman sonuç 360'tır. Bir örnek daha yapalım sizlerle beraber. 75 ile 10'u çarpalım bu sefer. 75'i aynen çarpım bölümüne ekliyoruz. Ve 10'daki bir tane sıfırı 75'in sağına eklediğimiz zaman sonuç nedir? 75 çarpı 10 eşittir 750'dir. Şimdi de 100 ile 8'i çarpalım. Biliyorsunuz 100 3 basamaklı bir sayıdır. 8 de 1 basamaklı bir sayıdır. Olsun, hiç önemli değil. Kuralımız hepsinde aynıdır. 8'i çarpım bölümüne ekliyoruz. Ve 100'de kaç tane sıfır vardı? 2 tane sıfır vardı. 2 sıfırı 8'in sağına ekliyoruz. Sonuç nedir? 100 çarpı 8 ya da 8 çarpı 100 nedir? 800'dür. Bir örnek daha yapalım sizlerle beraber. Bu sefer 5 ile 100'ü çarpalım. Hemen çarpım bölümüne 5'i ekliyoruz. Ve 100'deki 2 tane sıfırı 5'in sağına ekliyoruz çocuklar. Sonuç nedir? 5 çarpı 100 eşittir 500. Şimdi de 100 ile 4'ü alt alta çarpalım. Yan yana da çarpsak, alt alta da çarpsak. Kuralımızı uyguladığımız zaman sonuç çok kolaydır. Hemen 4'ü aşağıda yüzler basamağına yazıyoruz. Çünkü 4 ile 1'i çarptığımız zaman, yüzler basamağındaki 1'i çarptığımız zaman sonuç yine 4'tür değil mi? 4'ü hemen ekliyoruz ve 100'deki 2 tane sıfırı bu sefer 4'ün sağına ekliyoruz. Ne oldu sonucumuz? 100 çarpı 4 eşittir 400. Bir örnek daha yapalım sizlerle beraber. 7 ile 100'ü çarpalım. Hemen 7'yi çarpım kısmına ekliyoruz. Ve 100'deki 2 tane sıfırı 7'nin sağına yazıyoruz. 100 çarpı 7 ya da 7 çarpı 100 ne eder? 700 eder. Bakın çok kolay bir şekilde 10 ve 10'un katı olan sayılarla herhangi bir sayıyı kısa yoldan çarpmayı öğrenmiş olduk. Şimdi şifreli bulmaca etkinliğimiz var sizlerle beraber. Bu konumuzu çok daha iyi bir şekilde pekiştirebilmek için. Hep birlikte şifreli bulmaca etkinliğimizi yapalım. Eğlenceli bir şekilde konumuzu pekiştirelim çocuklar. Çarpma işlemlerini yaparak işlemlerde yer alan harfleri sonuçlarıyla eşleştirelim. Ve şifreli bizler için gizlenmiş olan sözcüğü bulalım. Bakın aşağıda işlemleri görüyorsunuz. 45 çarpı 10, 28 çarpı 10, 5 çarpı 100, 35 çarpı 10, 55 çarpı 10, 8 çarpı 100. Bu işlemlerin sonunda görüyorsunuz her birinde bir harf var ve altta bir tablo yer almakta. Bu tabloda da cevapları var bakın işlemlerin. Bu cevaplarla karşılaştırdığımız zaman, bu harfleri o cevaplara göre yerleştirdiğimiz zaman şifreli sözcüğümüzü bulmuş olacağız. Hemen vakit kaybetmeden başlayalım. 45 ile 10'u nasıl çarpıyorduk? 45'i aynen işlemimizin sonuna yazıyorduk ve 10'un bir tane sıfırını da sağına ekliyorduk.
Sonuç nedir? 450'dir. O zaman ilk işlemdeki A harfini nereye ekliyoruz? Biz en sonda yer alan 450 sayısının altına ekliyoruz. Son harfimiz çıktı bile. İkinci işlemi yapalım. 28 ile 10'u çarpıyoruz. 28'i aynen yazıyoruz. Ve 10'daki bir sıfırı ekliyoruz. Sonuç nedir? 280'dir. Hemen 280'i tabloda buluyoruz. Ve Ç harfini en başa ekliyoruz. En baştaki, en sondaki harfler çıkmış oldu bile çocuklar. Devam edelim. 5 çarpı 100. 5 kere 100 kaç eder? 5'i aynen yazdığımızı düşünelim. Ve 100'deki 2 tane sıfır ekliyoruz. 500 eder değil mi? Ortadaki harf çıkmış oldu bakın. R harfini ortadaki 500'ün altına yerleştiriyoruz. Sırada daha 3 tane işlemimiz yer alıyor. 35 ile 10'u çarpalım. 35'i aynen yazdığımızı düşünüyoruz. Ve 10'daki bir sıfır ekliyoruz. Sonuç nedir? 350'dir. 350'yi hemen alttaki tabloda buluyoruz. Ve P harfini oraya yazıyoruz. Sırada 55 çarpı 10 işlemi vardır. 55'i aynen yazdığımızı düşündüğümüz zaman 10'daki bir sıfırı da 55'i sağına ekliyoruz. Sonuç nedir? 550'dir. Hemen oradaki A harfini de 550'yi buluyoruz tabloda. 550'nin altına yazıyoruz. Sırada bir tane harfimiz kaldı. Bulmacayı buldunuz mu? Ben buldum bile. 8 çarpı 100 işleminin sonucu da nedir? 8'i aynen yazdığımızı düşünürsek 100'deki 2 tane sıfırı 8'in sağına eklediğimiz zaman sonuç 800'dür. Hemen 800'ün altına da M harfini eklediğimiz zaman bakın şifreli kelimemiz çıktı bile ortaya. Çarpma. Sizler 10 ve 10'un katı olan sayılarla kısa yoldan çarpmayı öğrendiniz bile. Sevgili öğrencilerimiz, bugün sizlerle beraber matematik dersinde herhangi bir sayıyı 10 ve 10'un katları olan sayılarla kısa yoldan nasıl çarparız hep birlikte öğrenmiş olduk. Umarım videom sizler için faydalı olur. Videomu izledikten sonra sizler de 10 ve 10'un katı olan sayılarla kısa yoldan çok kolay bir şekilde çarpmayı öğrenmiş olursunuz. Dersimizin başından sonuna kadar beni dikkatli ve güzel bir şekilde dinlediğiniz ve izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Kanalımı takip etmenizi bekliyorum. Kanalıma abone olabilirsiniz. Beğeni, öneri, görüş ve yorumlarınız da benim için çok çok önemli. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.